Bu yıl izlediğim en güzel 15 film. Hiç öyle yorumlara gidip de listeyi alayım, videoyu izlemeyeyim, ben çıkayım gideyim demeyin arkadaşlar. Söz, esprili bir dille anlatacağım. 8 dakikaya sığdırmaya çalışacağım. Bir de filmlerle ilgili 1-2 cümle tespitlerim var. Dinlemeniz lazım. Dinlerseniz filmi izlerken daha çok tadını çıkartırsınız. Bu tempoma bir beğeni bırakın. Çayınızı da yanınıza aldıysanız hadi gelin başlayalım. Tetris. Şunlardan bir tane de bende vardı. Kardeşimle kavga eder dururduk kim oynayacak diye. Çocukken heyecanla oynadığım oyunun şimdi filmini izlemek, arka planda neler döndüğünü izlemek gerçekten çok keyifliydi. Sinematografi, müzikler ya süperdi ya. Hem süper bir film izleyeyim, hem benle yaşısınız, bir zaman makinesinin içine gireyim de beni çocukluğuma götürsün diyorsanız bu filmi izleyin. Listedeki favori filmlerimden birisi. Blackberry. Blackberry nedir diyorsanız arkadaşlar, gençliğinizin keyfini çıkarın, sigara, alkol kullanmayın, spor yapın, kilo almamaya çalışın. Google görselleri sorduğunuzda karşınıza çıkan meyve değil bu Blackberry. Bu zamanında telefon piyasasını alt üst eden bir telefon markası. Bu filmde onun yükseliş ve düşüş hikayesini anlatıyor. Özellikle de girişimciler bu filmi izlesin. John Wick 4. Ekranda gördüğünüz herkesin filmin ana karakteri tarafından öldürülmek için birbiriyle yarıştığı bir film bu. Keanu Reeves, bir köpeğim vardı, artık yok. Ama artık elimde bir tabanca var deyip karşısına çıkan herkesi öldürüyor. Dünyanın en stil sahibi tetikçisi diyebiliriz. Bir köpeğin intikamı üzerine kurulu bir serinin son filmi. The Wonderful Story of Henry Sugar. Sesli kitabını dinleyip sonra filmini izledim arkadaşlar. 37 dakikalık kısa bir film olabilir ama etkisi çok uzun süre devam ediyor. IMDb 7.4 puanıyla sizden sadece 37 dakika istiyor ama bir ömre dokunabilir. Hikayesi ayrı güzel, anlatım tekniği ayrı bir acayip. İzleyince anlayacaksınız. Planet Earth 3. Bu belgesel size evinizin rahatlığında, o konforlu kanepenizde dünyanın dört bir yanındaki vahşi yaşamı sunuyor. Hayvanlar, dramatik anlatım, belgeseldeki atmosfer, bunu izlerken ya şehir hayatında biz kendimizi kandırıyoruz herhalde diyeceksiniz. Belgesel kategorisinin kralıdır arkadaşlar Planet Earth ve bu üçüncü filminin IMDb puanı kaç biliyor musunuz? 9.5, yok artık. Oppenheimer. Bu senenin en çok konuşulan filmi. Neden? Çünkü yönetmeni Christopher Nolan. Yani Memento, Batman, Prestige, Inception, Interstellar, Tenet filmlerinin yönetmeni. Filmini görünce yok artık dediniz biliyorum. Filmin özellikle çekim teknikleri konuşuldu arkadaşlar. Ha ben beğendim ama ikinci kez izleyeceğim bir film değil. Atom bombasının geliştirilme hikayesini merak edenler izleyebilir. Paradise. Nihayet ölümsüzlüğün formülünü bulmak ister misiniz? Peki bu başka insanların hayatlarından çalmak, zamanlarından çalmak ya da onların hayatlarını, ömürlerini satın almak anlamına gelse de. Ölümsüzlük fikri üzerine kurulu ahlaki değerlerimizi sorgulatacak bir film. Açlık Oyunları'nın finali. Hikayede epik bir şekilde tamamlanıyor arkadaşlar. IMDb puanı fena değil, 7.2 ama serinin müptelalarına vereceği keyif 8'lere, 8.5'lara çıkabilir. Kuru Otlar Üzerine. Ödül koleksiyoncumuz Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi. IMDb puanının 8.1 olduğunu görünce böyle süper bir film olmalı ön kabulüyle filmi izliyorsunuz. Aslında spoilerlara gösterdiğimiz hassasiyet gibi IMDb puanlarını daha önce öğrenmeye de hassasiyet gösterebiliriz. Çünkü düşünsenize puanını 5 olarak gördüğünüz bir filmi oturur da izler misiniz? Ya da 8.5 gördüğünüz bir filmi boş ver ya izlemeyeceğim kesin kötüdür der misiniz? Bu filmi izlerken duygusal bir çölde gezmeye hazır olun. The Boy and the Heron. Miyazaki'nin son filmi bir çocuk ve bir turna arasındaki o epik dostluğu anlatıyor. Bu filmi izlerken bir kutu peçete yanınızda olsun arkadaşlar. Çünkü Miyazaki gözyaşlarınıza talip oluyor. 82 yaşındaki efsaneler efsanesi anime sanatçısı Miyazaki'nin 10 yıl aradan sonra çıkan son filmi. Yaşından dolayı da son filmi olacağı konuşuluyor açıkçası. Yapımı tam 7 yıl sürmüş ve dikkat 60 kişilik bir ekip 7 yıl boyunca elle çizerek animasyonu üretmiş. Görevimiz tehlike, ölümcül hesaplaşma. Tom Cruise yine bildiğiniz gibi yine yeni bir filminde yer çekimine meydan okumada benimle yarışacak bir baba yiğit var mı diye soruyor. Aksiyonu, gerilimi, Tom Cruise'un yaşlanmasına rağmen asla tükenmeyen enerjisiyle sizi nefesinizi tutmaya çağıran IMDb 7.8'lik süper bir film. Filmin orijinal ismi A Man Called Otto, yani Otto adında bir adam. Şimdi böyle bir filmi hayata röveşata atan adam ismini çevirmek kimin aklına geldi gerçekten merak ediyorum. Yani nasıl bir hayal gücüdür bu? Biraz herkes gibi olan Otto'nun sıra dışı hikayesi. Hani şöyle filmler vardır ya, hafta sonu tatlı tatlı gider dersiniz. İşte öyle bir film bu film. Sharper.
karışık senaryoları seviyorsanız bu film tam size göre. Dönen dolaplar ve sivri diyaloglarla örülü bir entrika filmi. Karmaşık bir hikayenin içine çekilmeye hazır olun. Kendisine benim boyum uzun olmasa da tarih kitaplarını doldurabilirim diyen bir adamın hikayesi. Film izlerken muhtemelen ya tarih derslerini böyle anlatsalardı hepimiz severdik diyeceksiniz. Napolyon'un zaferlerini, stratejilerini mercek altına alarak izleyiciliği tarihi bir yolculuğa çıkartıyor. Indiana Jones, kader kadrını. 81 yaşında Koca Çınar film çekmiş, bize de izlemek düşer. Burada Indiana Jones hayranlarına ön uyarı vereyim arkadaşlar. Ya süper bir film olmalı, kesin izlemeliyim derseniz birçok detayı beğenmeyeceksiniz. Ama ya keyfini çıkarayım derseniz çok beğeneceksiniz. Dediğim gibi kısa tutmaya çalıştım videoyu. Esprili, böyle keyifli anlatmaya çalıştım sizi sıkmamak için. Bu tempoya bir beğeni bırakırsanız beni burada çok çok memnun edersiniz. Bu yıl çıkan filmler arasından izledikleriniz, beğendikleriniz varsa siz de yorumlara yazın. Bu video hem benim anlatımım hem yorumlarda sizin önerilerinizle tam bir 2023 filmleri öneri videosu olsun. Hatta biz bunu her yıl tekrarlayalım bence. Her yılın son ayında o yıl izlediğimiz güzel filmleri böyle arşivleyelim. Zor zamanlarda kurtarıcımız olsun. Bu da o videoların ilki olsun. Evet, filmlerin keyfini çıkarın arkadaşlar. Birkaç gün sonra yeni süper video görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.